aşkım biliyorum sıkılıyorsun ama yani Sinan senin kardeşin. Yani? Yani Koray Bey geldi diye daralmak, sıkılmak, öyle hemen kaçmak yok. Sonuna kadar durmak zorundayız. Kendini ona göre ayarla. Koray deyince aklıma geldi. Biz geçen maç yaptık ya. Hı. Ben orada bir şey kaybettim. Ne kaybettin? Hiç sorma. Ya söyle. Ya işte Sinan'la biz hangimizin ilk erkek çocuğu olursa adını Koray koyacak. İnanmıyorum ya. Ya halı sahada sen çocuğumuzu kaybetmişsin. Ya yok o kadar değil canım. Koray güzel bir isim sonuçta. Evet. Güzel isim. De isim koyan Koray Bey'i düşün. Ay, evden çıkmaz ya. Vallahi çöreklenir çocuğun üstüne biliyorsun. Biz çocuğa bile ne kadar düşkün yani. Gidip annesinden isteyip duruyor çocuğu. Tamam canım yani. Zaten Sinanlar daha önce yapar. Orası kesin. Bize kalmaz o iş. Sen niye öyle dedin ya şimdi? Görmüyor musun canım nasıl elbesi çocuk? Sen değil öyle. Şey değil misin yani? Değil misin? Ne diyeyim ya? Aman boş ver. Ben geç kaldım ya. Gideyim saçımı başımı düzelteyim bir hazırlanayım. Hiç söylemiyorsun da lafa tutuyorsun beni. Evet. Bir şey diyeceğim ben vazgeçtim. Gitmeyelim şu elbiseyle seni sevelim biraz. Bak konuştuğumuz gibi öyle sıkıldım gidelim demek falan yok. Olur bir şartla. Döndüğümüzde bu elbiseye gereken değeri vermemiz lazım. Hmm. Ne gibi? İşte konuya bir eğilelim. Bir tartışalım meseleyi böyle kalmasın. Vallahi elbisenin de seninle ilgilenesi var. Ne güzel ne güzel. Ayrıntılandırmak lazım şöyle tadını çıkararak, zaman ayırarak. Anlaştık o zaman hadi gidelim. Hı hı, gidelim hadi hadi. Şöyle at. Ay bu gerizekalı hakem yüzünden geç kaldık. Arabası arızalandı. Pis herif. Ay çok böyle bozuk. Ay tipsiz. Ay, ay güzel olmuşsun. Ah Nero. Ah hayatım. Ay tipsiz. Böyle bir geldim düğüne. Canın tatlı mı çekti? Ne alakası var canım? Ben onu öylesine şey olsun diye yaptım. Tuzlu. Hmm. Yaptın mı testi? Yapmadım. Tahmin etmiştim. O yüzden başka test aldım. Bu gece bu iş bitecek. Neriman Hanım ne olur beni germeyin ya. Hayatım gerilecek ne var? Büyür gider işte el birliğiyle bakar büyütürüz onu. Sonra bir gün gelir senin boyun kadar olur. Dersin ki ben bunu hangi ara yaptım? Korkma. Ay. Ömer. Evet, şimdi kadeh kaldırma vakti. Ay, hayır hayatım. Önce videom izlenecek. Tabii evet, tabii. Tabii canım, şimdi Koray Sargın benim düğünümde ilgiyi üstüne çekmezse yani huzursuzlanır. Ay, pis nankör, kepçe. Aman hayatım hadi izle videonu. Ay, Zübüş. Hadi sen de başlat videoyu. İyi, çirkin seni. Sinan Bey bir tanedir. Candır o. Tatlılar tatlı.
ablasıdır, dünyanın en güzel insanıdır, en enerjik insanıdır. Çok da iyi bir patrondur. Sinan Bey, size mutluluklar diliyorum. Bir de şey diyecektim, geçen gün... Ay, çirkin ağzı seni. Sabahtan beri çağır çağır çağır, hevesiz gibi. Ay, sen çekme beni, kapat artık. İtici kameraman seni. Merhaba Sinan Bey. Siz mutluluğu çok hak eden birisiniz. Dilerim çok mutlu bir, şahane bir evliliğiniz olur. Ay yürü kız, yok seni. Bir de şey yapıyor, güzel güzel şeyler söylüyor. Hayatım sen sevmezsin Kemci. Hadi git, sana röportaj falan yok hadi. Ay, ay kim vardı acaba sırada, kimi almadım ben? Ay hayatım tuttu, gel şöyle gidelim biraz da. Sinan Bey merhaba. Dünya siz olduğunuz için çok daha güzel. Yani bence öyle. Ben öyle düşünüyorum. O güzel enerjiniz, güzel gülüşünüz, güzel yüzünüz hep mutlu olsun. Hep gülün inşallah. Sizi seviyoruz. Koray Bey ağlıyor musunuz siz? Ay ağlattın beni kuru kız, ağlattın. Alacağın olsun. Bak mavi gözlerimden yaş bıraktı yine. Ya siz niye bu kadar şey yaptınız? Ben bir su vereyim, bir şeyim. Arkadaşım niye çekiyorsun ama ayıptır ya. İnsanların bir özeli var. Neden böyle insanların özeline müdahale ediyorsunuz? Kız bırak. Ay bütün milyon önünü konuşuyorum. Ben Koray Sargın. Bu kadar yufka yürekli bir insanımdır işte. Bunlar sincap gözyaşları değil. Olamazsın zaten. Şu an var, içim içim okuyor gözyaşlarım. Herkes ağlasın, herkes. Bunları daha önce bütün her şeyi sizin programınızı anlatacağım sadece. Kız şöyle dur biraz, açını yanlış alıyorsun ha. Ay iyi oldu böyle. Işığın nasıl? Ay, ay. Tebrikler kardeşim, hep mutlu olun. Ay ömür, hayatım bu kadar mı yani? İnsan daha böyle eski şeyler söyler. Ne bileyim hani şiir bir oku. Ay divan edebiyat falan parçala. Koray çık dışarı. Ha? Ay. Çık. Ay kapat hayatım sen de. Heves çekiyorsun her tarafına. Koray çık. Ha? Hadi bak şu ışığını mışığını at. Bana bak, bayık bayık konuşmayacaksın. Vallahi gebertirim seni. Zaten o çirkin yüzünü filmime sokmayacaktım da vesiz gibi sen girmek istedin. Hadi hayatım başla. Tamam. Az şey söyle. Hazır mısın? Hazırım. Üç. Sen iyice çek. Üç. İki. Bir. Ben Derya'ya aşığım. İyice şu parlamaları al. İyi tamam be. Burnuma sokuyor bir de. Bu da, ah çocuklar al, ben var ya bu kepçe için neler yaptım neler, saçımı süpürge ettim. Ama o ne yaptı? Anca konuştu. Koray, kardeşim bitti be. Ay ben geldi başım belası. Ay bunlar var ya hava civa şekerim. Yani ben var ya onun için neler yaptım. Aslında tırnağımı kıpırdatmam da ne yapış hayat, güzel yürekli bir adamım ben yani. Çünkü ben kendime yakışanı yaptım ama o çiğ adam hayatım, çiğ. Ne yapsın yani? Şey Koray Bey, kayıttayız da. Ha, ay tamam. Bu da. Hazır mı kamera? Ha? Hazır. Ay Sinoş'um, Minnoş'um, ah canım arkadaşım, güzel kardeşim. Ah ah, ay emiliyorsun her şimdi. Tatlım, bütün mutluluklar senin olsun. Şansın açık olsun, güzel şeyler yaşa, kazan. Sonra beraber paylaşırız seninle, değil mi? Canım benim, Sinan'ım, ay hayatım, yanlış açıdan alıyorsun beni. Hüseyin abini sol profilden, benim sol profilim çok güzeldir. Bak hala çekiyor, ay. Zübük mü? Neyin adını? Şurada şey yap. Diyecektim. Açayım, açıyı değiştir. Söyle de bak. Açıyı değiştir. Al, soldan alsana adamı. Değiştir. Soldan al. Çevir şunu biraz, çevir. Çevir. Soldan al. Evet, Koray Bey soldan al. Şu mu iyi? Bir bak bakayım oradan. Biraz ay, havaya kal. Biraz. Ha, tamam. Şimdi? Biraz buraya. Tamam. Tamam mı? Açlıyorum. Ha, hadi. Burada bekle. Hadi
canım. Testi yapmadan çıkmak yok burada. Ay ama niye bana bu? Ay hadi, hadi, hadi. Hadi. Ya ama. Kapa kapıyı. Kaçış yok Defne. Yapıp öğreneceğiz. Neriman Hanım, Kuray Bey bromleri bitirmek üzere. Bir şey de diyemiyoruz. Anladım, klasik. Ben olmadan hiçbir iş yürümüyor. Hadi yürü, yürü. Çok da vaktinizi almayacağım aslında ama yani Sinem. Birine kardeşim diyebilmenin kıymetini yani hatta ne kadar gerekli olduğunu ben Sinan'dan öğrendim. Biz aynı yolda yürümeye başladığımızdan beri hep birbirimizin yanında olduk. Ve ne zaman kafam bozulsa reçetesi hep Sinan'daydı. Kardeşim, şimdi bir aile kuruyorsun. Tatlı ekşi upuzun bir serüven bekliyor seni. Heyecanla, aşkla, şahane bir ömür bekliyor. İnanıyorum. Seda, Deracığım, prenses. Sinan sizde olduğu için çok şanslı. Buna şüphe yok. Ama bir şey söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Bence siz de çok şanslısınız. Hepimiz gibi, bizler gibi. Sinan'ı tanıyan herkes gibi. Yani ne denir bilmiyorum. İyi ki birbirinizi buldunuz. Umarım çok mutlu olursunuz ki ben inanıyorum buna. Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Söyle aşkım. Ay, açılın şöyle çarpıklar. Ay, çok özür dilerim. Çok değerli konuklar, çok sevgili misafirler. Şimdi bütün ilgiyi buraya rica edeceğim. Çünkü ben Koray Sargın çok nadide bir parçayı icra etmek üzereyim. Şimdi bu şarkıyı yakında Sinoş ve Sedoş gibi hayatlarını birleştirecek olan... İki yüreği güzel insana ithaf edeceğim. Tabii gördüğünüz gibi yani sadece ben düşünüyorum. Ay kadim dostum Ömüş. Ay tatlışlar tatlışı kuru kız. Ay hep mutlu ol tamam mı? Şimdi bu şarkıyı sizin için söyleyeceğim. Bak yağıyor yağmur her damlada yüreğin. Bak esiyor. Ay dans eder misiniz? İyi soğuk çift. Hadi. Koray hayatında ilk defa doğru bir şey söyledin. Gel sevgilim. Ne güzelsin.
Her zaman her anında çok güzel. Ömer. Aşkım. Ben seni hala çok seviyorum. Çok heyecanlanıyorum hala. Ne güzel. Biz ne zaman böyle sıkıcı bir çift olacağız ya? Yani ben ne zaman... Tamam artık bu adam benim diyeceğim, idrak edeceğim. Bence böyle gayet iyi. Yani... Bak her anımızı sevinçle yaşıyoruz. Belki de bu hayat böyle böyle olacak. Yani her gün, her gün yeniden aşık olacağım ben sana. Değil mi ya? Niye sakinleşelim? Yani ben her sabah senin yanında uyanınca çok mutlu oluyorum yani. Senin yanında uyanıyorum diyorum. Bu duyduğum en güzel şey. Ben de her sabah uyandığımda karşımda dünyanın en güzel, en tatlı kızı uyuyor. Bu kadar şans olacağımı düşünemezdim. Şans. Bence biz birbirimizin en büyük şansıyız. Yani düşünsene o gün Manu'da ben olmayabilirdim. Başka biri size bakıyor olabilirdi. Hiç karşılaşamayabilirdik. Öyle deme. Yani ben bir şekilde bulurdum seni. Çağırırdım beni diyorsun. Belki de sen çağırırdın. Ay bundan sonra hep beraber olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Bebeğe de hep birlikte bakacağız. Ne zaman ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Çok sağ olun Neriman Hanım. Söyledin mi? Ne dedi? Ay Sinoş beni bahçeye çıkardı. Hiçbir şey göremedi. Hı hı. Söylemedim. Neden? Öyle vermek istemedim haberi. Ya sonuçta Ömer benim için bir şey yaparken hep planlıyor. Önceden çabalıyor. Ben de ona haberi en güzel şekilde vereceğim. Ay ama ben dayanamam, ben söylerim. Ay ay Neriman Hanım sakın söylemeyin ne olur. Ay yok söylerim ben yani ya huyum bu, söylerim ben, söylerim. Yapmayın ne olur Neriman Hanım yapmayın ya. Ay ama. Ne oluyor? Ölmüşler. Afiyet olsun. Oh mis. Hadi aşkım eve gidelim işte. Gidelim aşkım da iyi misin sen? İyi miyim, çok iyiyim. Ne yapayım Ömerciğim? Diyor ki diyor bunlar diyor ah diyor ne güzel oldular diyor. Afiyet olsun Neriman Hanım, oldu. Oldu iyi günler, oldu. Ay. Bana ne bak sen, bayağı söylemedim ayol. Ay ama ben dayanamam. Yok, benim bunu söylemem lazım. Ben içimde tutamam ki, kilo yapar. Ay ben ne yapsam, gidip kuyulara mı bağırsam? Ben ne yapsam? Ay Allah'ım. Yenge. Hı? Sen ne diyecektin, bir şey diyecektin bana. İyi misin aşkım? Ha iyiyim ya.
Uyuyakalmışım ya. Fark ettim. Yoruldun sanki biraz partide. Aa, evet ya şeyden. Neyden? Neyden? Ha şeyden canım. Dün gece uyuyamadım ya ben ondan. Ya yengem de bir tuhaftı sanki ya. Sanki bir şey söyleyecekmiş de söyleyemiyormuş gibi. Garip. Aman aşkım sanki. Yani sen de yengeni bilmiyor musun? Biraz şey işte o. Böyle takılma. Ne güzel değil mi ya böyle Sinan Bey, Seda Hanım, Lara. Güzel mutlu aile oldular. Böyle mutlu mutlu. Biz de en az o kadar mutlu olacağız aşkım. İnan bana. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Sonra söylesen. Ama önemli. Kötü bir şey mi? Hayır yok yok öyle bir şey değil. Ne o zaman? Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Defne. Hmm. Hadi sevgilim kalk artık. Hmm. Sevgilim. Hadi sabah oldu artık. Hmm. Hadi hadi. Günaydın. Hadi kalkma vakti. Ya birazcık daha yatalım ne olur. Birazcık daha uyuyalım. Bak beni de kandıracaksın şimdi. Ne olur böyle mırıl mırıl azıcık daha yatayım. Allah aşkına kalkmak istemiyorum. Defne. Hmm. Seni bir yere götüreceğim ben ya. Ben şu an buradan daha cazip bir yer bilmiyorum. Bir sürprizim var desem. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Ne güzel uyandın sen öyle. Ya nereye gideceğiz? Sürpriz işte. Ya hadi söyle Ömer. Vallahi merak ederim. Nereye ya? Vallahi çatlayacağım. Dur bakalım dur. Hayır böyle miymiş yani Ömer İplikçi'nin sevgilisi olmak sürprizler falan? Eşi diyecektim herhalde. Yakında. Ha tabii evet. Eşi. Vay be. Bana bak Signorita İplikçi. Signorita İplikçi. Aa bayağı güzel oldu ha Signorita İplikçi. Signorita. Aşkım iyi misin? Değilim. Değilim bayağı mutluyum ben ya. Çok mutluyum. Ben aklımı kaçırmaktan korkuyorum. Tutamıyorum aklımı. Tutabilecek misin bari? Hayır tutamayacağım. Ay çok mutluyum öpeceğim. Aşkım dur. Dur araba kullanıyorum. Yok 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 öpmem lazım. Çek kenara öpeceğim. Şu anda inanılmaz bir idrak yaşıyorum. Sevgilimi öpeceğim ya öpeceğim ya. Tamam öp. Oh. Şimdi niye buraya geldik ki? Yemiş, yemiş, yemiş benim ağzım. Yemiş, yemiş, yemiş. Abi. Seni çok özledim abi. Ben de makaronim benim. Çok özledim seni. Ya vallahi bak gerçekten şu kadarcık bir şey böyle. Turuncu. Ya nasıl seviyorum balığı. Yani fanusunu alıp böyle bir gezdirmediğim kaldı ya. Adı da battaniye. Güzelmiş. İşte bir gün bir baktım fanus ortada yok. Böyle bunlarda mıkır mıkır bir hal var. Anneanneme soruyorum ben bilmiyorum diye. Defo desen kaçıyor. Sonra akşam okuldan döndüm. Bu senin bıcırık dikildi karşıma. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Dedim ne? İşte anneannem söyleme dedi ama ben yine de söyleyeceğim. E ne oldu? Balığın ölmüş. Ah kuzum. Sonra arkasından bir tane torba çıkardı. Sen üzülme diye ben sana başka bir şey aldım dedi. Bir baktım içinde iki tane hamsi. Ya orada bile yalan söyleyemedim. Defne hep delikanlı olmuştu işte. Bir yalanı benim için söyledi. Onda da bugünlere geldik. Neyse canım o zaman öyle olması gerekiyordu yani. Neyse boş verin ya. Anneannem nasıl? Döndü de tatsız hala.
Çok özlüyor seni. Ben de onu çok özledim ya. Yok, burnumda tutuyor. Çok özledim sesini, kokusunu, yumurtalı ekmeğini. Ya, konuyu anneanneme anlatmamız lazım. Ömer'in düğünden sonra neden gittiğini bilmiyor sonuçta. Yani affetmesi için gitmekte haklı olduğunu öğrenmesi lazım. Olmaz abi, anlatamayız. Oynadığım oyun, söylediğim yalanlar... Kadın öğrense yıkılır yani, olmaz. Zaten seni suçlar. Doğru. Benim suçlu. Yok, sen suçlu falan değilsin. Yani şu hayatta bir kere kesişti yollarımız. Olması gerekenler oldu. Sen bir şekilde vesile oldun, öyle değil. Eyvallah da. Aşkım, ne oluyor? Ya tuvalete gitmem lazım da. Mevzu çok derin ya, bir şey kaçırmayayım diye gidemiyorum. Ya tamam, git. Sen gelene kadar bir şey konuşmayız. Olmaz. Konuşursunuz. Sen de gel. Hayda. Aşkım ne olur ya. Abi vallahi kaçın yok, git bence artık. İyi, hadi. Hadi bakalım. Halası. Al bakalım sen şunu. Ben... Gel. İş mi çıkardın sen? Kocaman oldun sen. Oh. Seçme. Ver bakayım onu. Al, gidiyorsun. Özledim beni. Gel. Aa, ne var orada ya? Sen amma büyümüşsün ya. Heh. Söyle bakayım, ne diyorsun? Uykusu geldi galiba. Görüyor musun anası? Ömer. Söyle aşkım. Çok tatlı değil mi? Çok. Kral bu be. Bu kral, bu adam, bu adam. Değil mi? Bir sor. Ay bak yine. Ne oluyor bana ya? Aşkım iyi misin? İyiyim. Allah bağışlasın, ne tatlı şey bu. Sağ olun. Maşallah, adı ne? İso. Aa, İso pek güzel. E tabi anne güzel, baba da yakışıklı olunca. Daha doğru kızım sen. Gençsiniz. Bir sürü yapın. E bak, kocan da ne güzel bakıyor bebeğe. Gözünün içi gülüyor severken. Anlarım ben. Çok iyi baba seninki. Aman benimki birazcık hayırsızdı. Çok çektim çok. Böylesini bulunca doğurdukça doğur. Tek mi çocuk? Biz aslında... Hemen. Devam edin siz. Birbirinize de çok yakışıyorsunuz maşallah. Bu ekip işi zaten. Ama siz işi çözmüşsünüz ama belli. Ay kuzu. Şanslı mısın sen? Allah nazarlardan saklasın. 41 kere maşallah sana. Güzellik. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Sağ olun. Esra. Gitti, hadi gel. Tamam, gitti. Tamam. Şimdi ben bir konuşayım Türkan teyzeyle. Çözelim sorunlarımızı. Ay öyle hemen. Ya aşkım. Masa toplantısı mı bu ya? Gideceğiz, konuşacağız işte. Ya kopacak bir yerde dananın kuyruğu. Canım, öncesinde böyle bir ısınma turları falan atsa mıydık? Aa yok, ben vallahi çok özledim ya. Çok özledim yani, sanki bir gün daha görmesem. Halledeceğiz aşkım, tamam, üzülme. Hadi gidelim. Ay öyle hemen. Ya Nihan. Ay ne yapayım Serdar? Böyle çok aceleye geldi, ben sindiremedim ki. Tamam ya. Sen sindir. Biz bekleriz değil mi? Bekleriz yani, sorun değil. Sağ ol. Ya gerçekten mi ya? Sen öyle şaka babında. Tamam gidelim, ben yolda sindireyim. Evet ya, gidelim. Yani ben önce gidip bir sarılayım da sonra ne olacaksa olsun, zaten gelir sonrası. Hadi. Evet. Hadi. Ha Sinan, ben bugün işe biraz geç geleceğim. Bir ufak işim var, sen geçersin. Olmadı toplantıyı dertle, tamam? Tamam. Yok Neriman Hanım, daha söyleyemedim. Biz şimdi anneannemlere gidiyoruz, Ömer konuşacak falan diyordu, bakalım halledecekmiş. Hayırlısı var. Ya İso, ya bak sen lokantaya abicim. Evet. Ya Ömer burada, anneannemle konuşmaya gidiyoruz. Evet ya, nihayet. Hah, tamam hadi görüşürüz.
Hadi canım. Gerçekten mi? Öyle canım. Bir şey diyeceğim. Böyle resmen aile şeysi olduk ya. Bir birlik beraberlik falan. Ağlayacağım vallahi. Nihan yapma, sus. Ay belki kucağım olayım, ne olur ne olur. Ay Kureş'im, sırası mı şimdi? Merak etmeyin, biz artık yanınızdayız. Hep beraber halledeceğiz bu işi. Biz artık kocaman bir aileyiz. Dostum. Eyvallah dostum. Refocik. Hadi çal kapıyı. Arkandayız. Defne. Esra. Kapıya bak kızım. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Yani ne yaptıysam kâr etmedi. Yok. Bırak dedim. Madem kendi seçti, gitsin kendi yoluna dedim. Ah, düşünmemek için kendimi işe güce verdim. İsokuşa patikler ördüm. Memlekete gittim. Ah, yani hiçbir şey kâr etmedi. Şuracığıma çörekleni verdim be kızım. Canım anneannem benim. Bak buradayım artık, geldim yine senin kuzunu. Geldik yani hep birlikte. Ay niye kadırtıyorsunuz ha? Barışınız işte. Ay helak oldu burada maviş gözlerim. Ay Allah'ım. Ne dramatik kavuşmalar bunlar ya Rabbim. Geçti anneanneciğim. Dizinin dibinde ağlayan, oturan, hep göğsünde uyuyan, sen öpmeden uyuyamayan Defne geri geldi. Türkan teyze, biz aslında sizin müsaadenizi almak için geldik buraya. Ne müsaadesi? Biliyorum kırgınsınız. Yani belki de hala öfkelisiniz bana. Tamam. Yani ne yaşandıysa yaşandı. Zaten bütün yaşadıklarımız bugünlere gelebilmek içindi aslında. Daha mutlu, daha huzurlu. Biz iyiyiz. Çok iyiyiz hatta. Başka nasıl mutlu olunur? Ben bilmiyorum. Bu yüzden Defne'ye ihtiyacım var. Bizim birbirimize bir hayat boyu ihtiyacımız var. Türkan'ım, bak bu çocuklar olmuş. Tamamlar yani. Başkalarının bir ömür boyu arayıp da bulamadığını onlar bulmuşlar. Bize de artık büyükleri olarak onlara destek olmak düşer. Benim kanaatim budur. Ya zaten bu kadar büyük bir mutluluğun önünde durmak da istemeyiz değil mi Türkan teyze? Ay kız, Türkoş, hadi bak bu kadar insan toplandı, dil döküyoruz ediyoruz. Ay vallahi aşağı tansiyonum düştü, bayılacağım vallahi şuraya. Türkan teyze, müsaadeniz olursa biz Defne ile bir yuva kurmak istiyoruz. Bu yüzden onayınızı almaya geldik. Söz veriyorum anneanne, bu sefer çok mutlu olacağım.
olacağız. O kadar tantana kopardık. Ama demek ki Defne'min de kaderi Ömer oğlummuş. Defne, senin gözünde gördüğüm şu ışık var ya, bunun için ben ömrümü bile veririm. Hep mutlu olun siz. Oh be! Duman oğlu verdi ya. Ay yaşasın, evleniyorlar.